Arkadaşlar bu bölümde Excel'deki temel formüllerden söz edeceğim. Toplam, ortalama, maksimum, minimum gibi temel formüllerden söz edeceğim. Şimdi burada çeşitli ülkelerde yapılmış olan satışlar var. Biz bu satışların toplamının ne kadar olduğunu, kaç adet olduğunu, ortalamasını vesaire, hangi ülkede ne kadar satış yapılmış gibi ifadelerin sonuçlarını bulacağız. Şimdi arkadaşlar şöyle yapacağız. Toplamını bulmak istiyorsak arkadaşlar iki yol var. Eşittir toplam yazarsınız. Topla dersiniz, gelirsiniz ve şu bölgenin tamamını gösterirsiniz. Yani E2 ile 52 arasını seçersiniz, tamam dersiniz ve Excel toplamını verir. Ya da şöyle yaparsınız, giriş menüsünün sağ tarafında otomatik topla var. Excel otomatik topladı, hemen kendisi tahmini bir yer seçti. Onun yerine siz hiçbir şey yapmadan doğrudan sadece şu kısmı seçersiniz. Bakın bu da kolaylıkla yapıyor. Satış adeti için formülümüz eşittir, bağ, değer, say formülü. Geliyorsunuz. Şuradaki sayıların hepsini seçip Enter'a basıyorsunuz. Ne yapıyor Excel? E2 ile 52 arasında kaç tane sayı var? Bunları hesaplıyor. Bunlardan bazıları boş olsaydı mesela, bakın otomatikman değişiyor. Toplamı da değişiyor. Adeti de değişiyor. Yine buradaki formülü unutmanız durumunda şöyle yapacaksınız. Satış adetini bulmak istiyorsanız giriş menüsünün sağ tarafında otomatik toplamın yanında şu aşağı okuma basacaksınız. Sayıları say diyeceksiniz. Gelen kısımdan şurayı işaretleyeceksiniz. Yani parantez içerisindeki kısım olarak şurayı işaretleyip toplamını alacaksınız. Bu şekilde arkadaşlar temel formüllerimiz. Bunun dışında mesela ortalama almak istiyorsanız ben şöyle şu araya tamamının ortalamasını da almak istiyorsam eşittir diyorum. Ortalama diyorum. Gelip şu sayıları seçiyorum. Enter'a basıyorum. Ortalama 7166 çıktı. Veya giriş menüsünden şurada ortalama al diyorum. Ve gelip şuradaki sayıları seçip Enter'a basıyorum. Bunun dışında arkadaşlar maksimum, minimum vesaire gibi ifadeler de var. Şöyle yapalım. Mesela tamamının maksimumu hangisi? Şuraya şöyle yapalım. İşte maksimum satış, minimum satış diyelim. Şimdi maksimumunu bulmak için eşittir mak formülü var. Bunun yerine ben yine giriş menüsünün sağ tarafındaki en büyük formülünü seçip gelip şu sayıları seçip Enter'a basıyorum. Hızlıca yapalım bu işlemleri arkadaşlar. Minimumunu bulmak istiyorsam da en küçüğe geliyorum ve şu sayıları seçip Enter'a basıyorum. Hızlı hızlı bulmuş olduk arkadaşlar. En büyük satış 26.400 liralık bir satışmış. En küçüğü ise 600. Bakın şuradaymış. En küçük rakam buymuş. Türkiye'de ise yapılan satışların toplamı için eşittir e-topla formülünü kullanıyorum. Burada tabi aralık, ölçüt ve toplam aralığını soruyor. Şimdi ben Türkiye'de yapılan satışları aradığım için ülkelerin tamamını önce seçiyorum. Aralık olarak bunu seçiyorum. Yani ülkelerin isimleri A2 ile E52 arasında oluyor. Sonra da noktalı bir ölçütüm ne? Ben çift tırnak içerisinde Türkiye yazıyorum. Burada harf hatası yapmayın. Burada nasıl yazıldıysa çift tırnak içerisinde aynı şekilde Türkiye'yi yazın. Büyük harf, küçük harf hatası da yapmayın. Noktalı virgül. Bu ne demek? A2 ile A52 arasında Türkiye eşit olanların bir noktalı virgül daha koydum. Nesini toplayacağım arkadaşlar? Satış toplamını, yani E2 ile E52 arasını. Şuna dikkat edin. A2 ile A52 arasını seçtiysem karşısında da E2 ile E52 arasını seçeceğim. Yani tutup E5 ile E52 arasını seçmek yanlış bir işlem olacaktır. Parantezi kapatıp Enter'a basıyorum. Bakın A2 ile A52 arasında Türkiye'ye eşit olanların E2 ile E52 arasını topladı. Türkiye'de yapılan satışların adeti için arkadaşlar eşittir eğer say diyorum. Aralığım neresi? Şunların tamamı, yani A2 ile A52 arası. Burada iki parametre soruyor. Neye eşit olmasını istiyorum? Türkiye'ye eşit olmasını istiyorum ve Enter'a basıyorum. 10 tane satış yapılmış Türkiye'de. Türkiye'de yapılan satışların ortalaması için eşittir eğer ortalama formülünü kullanıyorum. Aralığım neresi? Burası. Seçtim. Neye eşit olmasını istiyordum? Noktalı virgül. Çift tırnak içerisinde Türkiye'ye eşit olmasını istiyordum. Nesini toplayacaktım arkadaşlar? Şu rakamlarını toplayacaktım. Parantezi kapatıp Enter'a bastım. Evet, Türkiye'deki yapılan satışların ortalaması da bu arkadaşlar. Yani eğer ile başlayanlar, eğer say, eğer hata, eğer ortalama vesaire, toplama için de eşittir e-topla kullanıyorum arkadaşlar. Buradaki e zaten eğerin e'si.
Bu şekilde aklınızda tutabilirsiniz arkadaşlar.